Doğalgaz fiyatlarına yapılan zam da gündeme geldi. Şöyle dedi Sayın Bakan, bir tek bir cümleyi vereyim. Şunu söyledi. Dedi ki, ya ne diyorsunuz siz? Avrupa'daki en ucuz doğalgaz bizde, niye şikayet ediyorsunuz dedi. Muhalefet milletvekillerine. Şaka yapmadı. Avrupa'daki en ucuz doğalgaz bizde dedi. Yani onun için lütfen şikayet etmeyin, yakınmayın, elektrik falan da asla demeyin. Elektrik fiyatları da çok uygun olduğunu söyledi. Anlaşılan sizin dünyadan haberiniz yok. Sayın Bakan'ı dinleyin. Şimdi tabii bütün bunları konuşacağız. Ayrıntıları konuşacağız. Tabii ki dış politikayı konuşacağız. Önemli gelişmeler var. Biden-Erdoğan görüşmesi. Neresi önemli derseniz ben bilmiyorum. Onu bir bilene soracağım. Diyeceğim ki bunun neresi önemli? Yani ne oldu? Türkiye ne kaybetti, ne kazandı? Masaya ne kondu? Ne tür anlaşmalar, sözleşmeler? İleriye dönük öngörüsü yüksek planlamalar ya da mekanizmalar kuruldu? Ya da Türkiye'ye nasıl bir rahatlama olacak? Ekonomik rahatlama, F-35'in hepsini bize veriyorlar mı? F-16 konusunda sorun yok mu? Temsilciler Meclisi'nde duran Sayın Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılmasıyla ilgili karar, daha sonra geçen tabii ki, ortadan kalktı mı kalkmadı mı bunlar belli değil. Halkbank davası ne oldu ne olmadı bunlar belli. Konuşulmadı, bunlar ayrıntı. Peki ne konuşuldu? Konuğum İyi Parti Genel Başkanımızı ve emekli Büyükelçi Sayın Ahmet Kamil Erozan. Sayın Büyükelçim hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Estağfurullah, önemli. Çünkü şimdi bu işe hem içeriden bakmamız lazım hem dışarıdan bakmamız lazım. İçeriden siyaset gözüyle bakabilirsiniz ama dışarıya döndüğünüzde bir diplomat gözlüğü takmak lazım. Yani belki biz eksik biliyoruz. Belki biz dış politikanın o nüanslarını yorumlama anlamında, analiz etme anlamında eksiğimiz var. Öngörülerimiz belki biraz aşağıda, daha farklı şeylerle düşünmemiz, yani perspektifimizi değiştirmemiz gerekir. Siz hepsini yapın, bana anlatın. Erdoğan-Biden görüşmesinden bugün masaya konan, ortaya çıkan sonuç ne? Şimdi ben bir atasözüyle başlayacağım. Sabreden derviş muradına ermiş. Niye bunu söylüyorum? Erdoğan açısından bu gibi görüşmeler veyahut işte Putin olsun, Macron olsun, Merkel olsun ve Biden olsun. Bunlar kendisi açısından bir itibar meselesi. Yani şunu demeye çalışıyor bu ziyaretler veya görüşmeler sonrasında, sokağa vermeye çalıştığı, yurt dışına değil, yurt içine vermeye çalıştığı mesaj. Görüldüğü gibi ben hala bu kişiler nezdinde bir itibara sahibim. Nitekim beni kabul ediyorlar. Bu adeta bir böyle kendi kendine tatmin süreci o kadar ve haz alıyor bundan. Ve bu aslında görüşme Roma'da değil, Glasgow'da yapılacaktı. O şekilde planlanmıştı. Ama siz de duymuşsunuzdur, seyircilerimiz duymadıysa benden duysunlar. Erdoğan Glasgow'a gitmiyor. Gidemiyor. Yine o egosundan dolayı gidemiyor. Çünkü Erdoğan böyle bir sefere çıktığı zaman, yani Osmanlı Sultanları gibi sefere çıktığı zaman, işte gittiği yerde 38 araba, 43 tane koruma aracı, arkasından teferruat, böyle burada da Türkiye'de de aynı şekilde geziniyor. Ve Glasgow'da demişler ki ya biz böyle küçük bir şehirdeyiz zaten. Biz öyle 30 arabayla falan bunu yapmak mümkün değil. Erdoğan da biliyorsunuz itibardan fedakarlık yapamayacak bir kişilik. Dolayısıyla eğer bu düzen alınamıyorsa ben gitmiyorum. Dolayısıyla Glasgow'da görüşemeyeceğim Biden'la, bari Roma'da görüşeyim dediler. Ve bunun üzerine bir ısrar sonucunda şey geldi. Bu sürpriz olarak gözüken Roma görüşmesi geldi. Ve tabii Biden'ın da programı yüklü ve dolayısıyla 20 dakikalık bir araya sıkışmışken sonunda bir saat oldu dediler. Tabii Erdoğan bunu bir saat olmasını şey diye yorumluyor, Biden bana bir saat ayırdı. Ben şimdi süreye bakmam. O bir saatte kim ne kadar konuştuya bakarım. Şunu hemen sorayım. Sayın Erdoğan'ın o akıcı İngilizcesiyle, konuya hakimiyetiyle o bir saatlik sürenin ne kadarını tercümanlara devretti? Bir sorun bu. İkinci sorun, yani o translation dedikleri tercüme süresini çıktığı zaman süre ne kadar kalıyor? 20 dakika, eğer 20 dakika kalsaydı Sayın Erdoğan I am ve you dışında üçüncü bir sözcük konusunda çok emin değilim. Çünkü çocukları öyle söylüyor.
Yani bu benim iddiam değil. Benim matematiğim zayıf, cebirim kuvvetli biliyorsun. Dolayısıyla ama çarpma bölmeyi biliyorum. Dolayısıyla o bir saatte ikiye bölüyorsun bir defa. 30 dakika. 30 dakika, evet. Net 30 dakika de. Ha şimdi o net 30 dakika, kabaca net 30 dakika. Kemiksiz diye başka bir 30 dakika diye hesaplarsanız bu herhalde 25 dakikaya final. Selam sabah kısmını çıkarırsanız. Ha şimdi bu geriye kalan 25 dakikayı kim ne kadar kullandı? Yani birisi... Bir diyalog oldu, ikiye böldük bunu, 12'şer buçuk dakika konuştuk mu? Yoksa birisi, ki bunun Biden olması kuvvetli muhtemeldir. Bak kardeşim, bizim pek çok sorunumuz var. Evet, Türkiye bir NATO ülkesi, evet iyi bir müttefik, iyi bir Afganistan'da bir misyona katkınız oldu. Ama benim bir takım sıkıntılarım var. Bir defa bu S-400'den vazgeçmediğini anlıyoruz. Kongrenin kararlarını da biliyorsun. Dolayısıyla burada bir çözüm ummanın anlamı yoktur. Ha sen F-16 falan istiyorsan o da beni aşan bir konu. Bunu kongreden de geçmesi lazım. Nitekim Erdoğan dönüşte yaptığı açıklamada bunu itiraf etti. Yani bu sıkıntının mevcudiyetini itiraf etti. Şimdi bu sorunun aşılmasında ben kime güveniyorum biliyor musunuz? Yani uçağa ihtiyaç var mı? Var. Kime güveniyorum? Ne Erdoğan'a ne Biden'a. Güveniyorum. Uçakları üreten Lockheed firmasına güveniyorum. Çünkü o firma bunları satmak ister. Niye? Para kazanmak. Para kazanmak ister. Yani dolayısıyla o firma büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde Türkiye adına bir lobicilik yapacaktır. Yani hem uçaklar için 40 uçak hem de 80 uçağın modernizasyonuna ilişkin parçaların satımı konusunda. Dolayısıyla bu konuda Biden'la bir özel çaba içinde olmaya gerek yoktur. Lockheed bizim avukatımız da olabilir, bizim pazarlama müdürümüz de olabilir, kendi pazarlama müdürlüğü aynı zamanda. Bunu onlar hallederler bana sorarsanız. Yani burada bir sıkışıklığa girmeyiz. Ha, o verilen 1,4 yani şey için F-35'ler için verilen 1,4 milyar dolar da aynı firmada. Yani başka bir firmada değil. Yani dolayısıyla onlar veresiye defterine yazmışlardır Türklere. Bu parayı geri vermemek için. Ya şöyle bir şey var Sayın Büyükelçim. Hani yeni bir telefon modeli çıkar, 13, 14 falan, 15 neyse. Onu alamazsınız. Gidersiniz onun 8'ini, 7'sini falan alırsınız. Ama işlemcisi düşük olur, ekranı karanlık olur. Cep telefonu heysenizi yapmaz, size cevap vermez. Şimdi Türkiye'nin nasıl bir ticareti bu? F-35'le yola çıksan, dünyanın en gelişmiş savaş uçağını alacağım Türkiye'ye diye ve bu ilk diye çık. Ondan sonra dön, F-16'ları bize versin de ki onu da vermiyorlar. Bu nasıl bir ticaret? Hayır, para var mı? Bir de ona bakalım ya. Bunlar bedava vermeyecekler ki. Yani bir parasını da vermişsin. O 1,4 3 kuruş eder ya o bütün uçakların alınması için. Yani o 1,4 ile kaç tane şey alınır ki? 40 tane alınmaz bir defa. 1. 80 tanesi modernize edilmez. 2. Yani dolayısıyla Türkiye'nin cebinden onun üzerine ben bugün matematik olarak bir F-16'nın kaç para olduğunu güncel fiyatıyla bilmiyorum. Ama o para şey kalır, küsurat kalır. Yapılacak satın alım. Daha da ödeyeceğimiz var yani. Tabii o yani onunla başa baş filan gelmek diye bir şey yok. O ancak ön ödemesi olur şeyin uçakların. Yani sipariş verirken al bak bizim sende 1,4 milyar dolarımız var onu da hesaptan düş o tarafa koy biz arkasını vereceğiz inşallah diye. Ha şimdi bunun ötesinde tabii ki ne görüştüler noktasına geldiğinizde Suriye'de siyasi çözüm diyor Biden. Ne demek istiyor? Kardeşim sen burada oralarda galiba bir takım askeri yeni manevralar, operasyonlar, bir şeylerin harekatlar peşinde kafanda böyle bir şeyler var herhalde. Ben sana söylüyorum orada askeri hareket falan yapmaktan uzak dur. Siyasi çözüm üzerinde çalışalım da bu sorunu hep birlikte halledelim. Sen de çık ben de çıkayım. Verdiği mesaj bu. Açık bir. Değil mi o mesaj? Bu açık tabii. Yoksa ne diye siyasi çözüm desin? Siyasi çözüm demek askeri çözüm yok demek. Zaten bunu söylüyorlardı. Biz hani Fırat'ın doğusuna girecektik yani de Fırat'ın falan yani, da. Yani dolayısıyla biraz bizi böyle çerçeveye oturtmuş vaziyetteler. Neyin yapıp neyin yapılamayacağını gayet açık ve net şekilde söylüyorlar. Ha, ondan sonra Güney Kafkasya'daki durum dedikleri o madem bu savaş bitti. Bu savaşın bir sonrası, savaş sonrası düzen Kafkasya'da. Bunun yapılabilmesi açısından da tabii ki Azerbaycan'la Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi ve tabii ki senin de Azerbaycan'dan alacağın bir yeşil ışıkla Ermenistan'la ilişkilerini normalize etmen, hudut kapılarını açman diye bir beklenti var. Ki bu beklenti aslında
bugün Türkiye'nin elini güçlendirecek bir beklenti. Yani nedir? Şeyde Ermeni lobisi güçlüdür kongrede de. Dolayısıyla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi, sınırların açılması, karşılıklı